Günaydın sayın seyirciler. 9 Kasım Cuma sabahından hepinize merhabalar. Gökhan Linç'le birlikte sporun manşetlerini masaya yatıracağız. Güne güzel bir enerjimizi yükseltecek, sizin de enerjinizi yükseltecek bir şarkıyla başlamak istedik. Çaptalı Mıçı mı? Sever misin? Severim, çok severim. Ariyemi çok severim. Losing My Religion. Çok eski bir şarkıdır. Evet. Yani. Eskiden ben bunları dinliyordum işte Gökhan. Ondan sonra bir tane daha Ariyem şarkısı söyle. Bir tane daha Ariyem şarkısı bunları söyle. Derken bu şarkıyı... Ben bu programı terk edeceğim. Herhangi bir tane. Ya bırak White Snake'den bir şey söyle. AC/DC'den bir şey söyle. Metallica'dan bir şey söyle. Yemin ediyorum programı bırakacağım ya. Biraz açabilir miyiz sesini? Onur'dan rica edelim. Ya, o zaman klibi de çekelim. Çok güzel şarkı. Televizyon programı yapıyoruz. Farkında mısın bilmiyorum ama. Valla biz susalım arayan konuşsun. Tekrar hoş geldiniz. Bugün haftanın son günü, tatil öncesi. Cuma günü ekranlarınızdayız. Cumartesi, pazar iyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyoruz. Ve hemen gazete manşetleriyle programımıza başlıyoruz spor sayfasına. Ve fatura kesildi. Fanatiğin manşeti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu derbinin faturasını açıkladı. Çok ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ders alın artık. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu derbide olaylara karışanlara acımadı. Terim 7, Hasan Şaş 8, Cahilson 8, Soldado 6, Donk 6, Endiaye 5, Rodriguez 3 maç ceza aldı. Erman Toroğlu cezalar fazla değil açıklaması yapmış. Derbinin faturası 43 maç men. Akşam gazetesi. Derbiye rekor ceza. 43 maç. Hürriyet. Milliyet tokat gibi fatura. Sabah ders olsun. Derbiye ağır fatura 43 maç. Star. Fanatik ağır yaralı, Galatasaray'ın ağır yaralı olduğunu ön plana çıkartan bir manşetle çıkmış Fanatik gazetesi. Valbuena baharı, Hürriyet. Kuman'dan Terim'e gönderme, Sabah. Kuman da Türk futboluna adapte oldu. İkinci maçında basın toplantısında kendimize benzettik abi, çok aynen, normal. Hemen adapte oldu. Hayatı boyunca yaşamayacağı şeyleri yaşadı adam bir tane derbi daha. İlk derbisinde yaşadığı şeyi hayatının sonuna kadar bir daha yaşamaz. Fanatik Benzia kararı bana ait. Kuman'ın açıklaması. Kurtarıcı Valbuena'nın fotoğrafı. Fenerbahçe Anderlet'i 2-0'la geçti. Fotoğraf efsane. Valbuena bir gol bir asistle oynadı. Fotoğrafa bak. Rocky. Başardım Adrian yapıyor. Milliyet parti berbat oldu. Beşiktaş'ın maçı değil mi? Karius formayı kaybetti. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kadroyu değiştirdi. Sabah gazetesinin Beşiktaş genk haberi Karius üzerinden görülmüş. Bir takım kayboldu. Dines, Fernando, Emre Akbaba, Nagatomo, Eren derdi yok. Donk, Endiaye, Rodriguez. Anormal ya Gökhan. 8 tane nereden baksan ilk 11 oyuncusu. Hürriyet. Burak Yılmaz'a bir ceza daha. Golcü oyuncu bugün oynanacak Malatya maçının kadrosuna alınmadı. Ne olacak ki? Ceza mı bu? Maç başına parasını alıyor. Daha konuşacağız ayrıntılarını. Fanatik. Sevilla ucuz kurtuldu. 2-0 öne geçti Sevilla. 2-2 yakaladı Akhisar. Kaçan bir penaltı. Sonra bir penaltı golüyle 3-2 mağlup oldu Akhisar. Ama oynadığı futbolla yüzümüzü güldürdü. En azından onu söyleyebiliriz. Gurur duyduk kaybetmesine rağmen. Kaybetmek, evet. Kaybetmek demişken Türk spor medyasının önemli isimlerinden birisini kaybettik. Mustafa Öztoprağı. Genelde yayıncı kuruluşlarda yıllarca çalıştı. Show TV'de ve ismi henüz daha Lig TV iken Lig TV'de çalıştı yıllarca. Özellikle Anadolu takımlarını yaptığı analizleriyle tanıdığımız Mustafa Öztoprağı kaybetmiş bulunuyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum Mustafa Öztoprağı. Başta Öztoprak ailesi olmak üzere Türk spor camiasının, medyasının başı sağ olsun diyoruz. Bugün de defnedilecek kendisi. Mekanı cennet olsun.
Mustafa abi çok değerli bir muhabirdi. İyi gazeteciydi. Renkli bir isimdi. Hiç kimse yüzünü hatırlamıyorum ben mesela. Söylediğin gibi Anadolu takımlarını takip ederdi. Son dönemlerinde de hakem camiasıyla arası çok iyiydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Hep saygıyla anacağız. Mekanı cennet olsun. Allah günahlarını affetsin. Yani bunlar hayatın içinde var elbette ama insan yine de üzülüyor. Yani ben uzun zamandır görmüyordum. Medyada da yoktu uzun zamandır. Ben çok uzun zamandır. Sen derneğe hiç gelmiyorsun. Ben de artık zaten gitmeme kararı aldım Ozan doğduktan sonra. Artık çok fazla ilgilenmiyorum ama ondan önce gittiğim dönemlerde görmüştüm. Yaklaşık herhalde bir 5-6 ay önce falan görmüştüm Mustafa abiyi dernekte. Hala yine yüzünde tebessüm vardı. Yine esprili yaklaşımları, o çakır mavi gözleriyle güzel şeyler anlatıyordu. Hiç sorundan bahsetmezdi, sıkıntıdan bahsetmezdi, dertlenmezdi hiç her şeye rağmen. Mustafa Öztoprak'a saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Fanatik ve fatura kesildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı derbiyi karara bağladı. Galatasaray Başkanı Cengiz dışında disipline sevk edilen tüm isimler ağır cezalar aldı. Burada Abdurrahim Albayrak da almadı, onu da söyleyelim. En ciddi fatura ise Sarı Kırmızılıların hocası Terim 7, yardımcısı Hasan Şaş 8 ve Fenerbahçeli Cahilson 8 kesildi. Fatih Terim, Kayseri deplasman, Konya Beşiktaş deplasman, Türkiye Kupası Rize, Başakşehir deplasman ve Türkiye Kupası maçlarında eğer ceza bu şekilde kalırsa, tahkim düşürmezse bu 7 karşılaşmada yedek kulübesinde ve soyunma odasında olamayacak. Hasan Şaş da bunlara ek olarak içerideki Sivas maçında olmayacak. Rodriguez Kayseri deplasmanı, Konya ve Beşiktaş deplasmanlarında forma giyemeyecek. Ndiaye ise Kayseri, Konya, Beşiktaş, Türkiye Kupası ve Rize maçlarında oynayamayacak. Donk da yani Ndiaye ek olarak Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek. Mariano'ya 5000 TL para cezası, Soldado'ya 6, Cahilson'a 8. Soldado, Alanya, Trabzon, Kasımpaşa, Türkiye Kupası, Akhisar, Erzurum maçlarında oynayamayacak. Cahilson da buna ek olarak Türkiye Kupası ve Antalya deplasmanlarında Fenerbahçe formasını giyemeyecek. Elbette tahkim kurulundan bu cezalar düşmezse. Deniz Çoban yazmış, ben şöyle söyleyeyim, ben de tahkimden bu cezalarla ilgili herhangi bir indirim öngörmüyorum. Fatih Terim'e ikinci sebepten de bir en azından 3 maç ceza gelmesini bekliyorum. Başkana da ceza gelir ama onlara çok fazla önemsemiyorum, başkan ve yöneticilere gelmiş cezaları. Fatih Terim'in ciddi anlamda, yani şu an 7, o cezanın 10 maça çıkacağını ve tahkimden de geri dönmeyeceğini düşünüyorum. Deniz Çoban, Terim'e ekstra ceza gelebilir. Tahkimden indirim beklemiyorum. Belhanda nasıl kurtuldu diyor. Belhanda şöyle kurtuldu. Yani bunu artık herhalde bilmeyen kalmamıştır ama bir kez daha getir şeyi, Deniz Çoban'ın sayfasını aynı zamanda Suna. Suna yok galiba. Onur var. Onur var. Getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum diyor. Tamam, getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum. Terim'e ekstra ceza gelecektir. Bakalım ben buradan okumaya çalışayım ya da Fanatik'ten okumaya çalışayım. Evet. Çünkü bu aldığımız yerde galiba Belhanda nasıl kurtuldu yok zaten. Değil mi? Bir ben görmüyorum. Yani. Gazeteden okuyacağım. Aşağıda kalıyor. O bölüm görünmüyor. Evet. Buldum. Terim hakaret, tehdit ve maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edilmişti. Terim'e hakemi tehditten dolayı ceza verilmedi. Hakaret ve açıklamalarının karşılığı 3 artı 4 eşittir 7 maç ceza takdir edildi. Schalke maçının olduğu gün yaptığı açıklamalarla ilgili ilave bir ceza önümüzdeki günlerde ayrıca gelecektir. Hasan Şaş ise saldırgan tavırlarına karşılık alt sınırdan uzaklaştırılarak beklendiği şekilde 8 maç cezalandırıldı. Burada diyor ki hakemi tehditten dolayı ceza verilmedi Fatih Hoca'ya diyor. Hakaretten verildi diyor. Hakaretten. Sevkin maddesi tehdit ve hakaret ya. Yani o maddeye girmiş ol. Tehdit ettiği anlamına gelmiyor ama hakaret ettiği anlamına geliyor. Yani bu Fatih Hoca'nın bunu maç sonu açıklamasına 4 maç ceza mı verildi? Evet. Dolayısıyla da ben çok yüksek değil mi maç sonu açıklaması 4 maç? Değil bence. Ben bir kere hani Deniz Çoban'ın bunun analizini nereden yaptığını bilmiyorum. Yani hani raporu nereden gördü? Nasıl yaptı? Raporu gördüyse o zaman rapordakileri direkt yazsaydı daha iyi. Ya sen hep topu bir hakemsin yani. Hani MHK başkanı değilsin ya da kurul başkanı değilsin. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyesi hiç değilsin. Hukuk Kurulu üyesi hiç değilsin. Yani hakemlik yaptın, onu da kötü yaptın. Özür dileyerek bıraktın. Ne var abi özür dileyerek bırakmakta ne var ki? Tamam, hayır, ben tespit yapıyorum yani.
Hani dolayısıyla ya özür dileye bıraktın, suç anlamında söylemiyorum ki. Tespit yapıyorum kardeşim. Kronolojik olarak geldim. Tespit yapıyorsun Allah da. Allah Allah. Yani vura vura gidiyorsun tespiti yaparken. Neyi vura vura gidiyorum? Ha, MHK hakemliğin kötüydü. Evet. Özür dileyerek zaten hakemliği bıraktın. Tamam, neye göre bu tespitleri yapıyorsun? Adam mesela vura vura gidiyorsun. İyi hakem olduğu için mi özür diledi? Ben çok iyi hakemdim ama çok iyi yönettiğim için mi özür dilerim dedi? Yok, kötü hakem olduğunu kendisi de kabul iyi etti. İyi hakemimiz mi var ki? Bu Erdem'e sahip birisi en azından da ben hani... Raporları okuduysa, raporları gördüyse raporları keşke verseydi. Futbolcuların 5 ila 10 maç arasında ceza almaları kaçınılmazdı. Donk'un hareketini şiddetli, Soldado'nun Berlanda'ya yaşadığı gerginlikle olayların fitini ateşlemesi, Jailson'un ise attığı tokatla ateşe benzin döken kişi olması bu işin cezalarını alt sınırdan uzaklaştırmıştır. Rodriguez'in 5 maç yerine 3 maç alması ise saldırının teşebbüste kalmasından kaynaklanmaktadır. Yani Rodriguez tamam, bu yorum kovaladı, kovaladı diyor, vuramadı ama niyeti vurmaktı diyor. O zaman Deniz Hoca'nın yazdığı bu yorumdan şöyle de yola çıkabiliriz. Harun da o zaman sevk edilmemesinin sebebi de bu olabilir mi? Olabilir. Yani Harun'da bir kalkan, iki tane, üç tane yumruk hareketi var, isabet etmedi. Ama burada eğer o sebeple olsa diyor ki fiile dönüşmemiştir diyor. Rodriguez 5 maç yerine 3 maç almasının sebebi saldırının teşebbüste kalması. Yani saldırı yapıldı ama teşebbüste. Yani peki, senin ben yanlış mantıkla söyledim. Harun o zaman Harun'un alması da lazım. 5 değil 3 alması lazım. Ya bence de Harun'un sevk edilmesi lazımdı ama sevk edilmemiş olması çok ilginç. Ciddi indirim beklemiyorum. FIFA hakemin görüp değerlendirdiği bir eylemin disiplin kurulu tarafından tekrar değerlendirilmesine izin vermez. Ama işte burada Donk ve Rodriguez devreye giriyor. Bunu ayrıca belirtmemiş Deniz Çoban. Ama diyor ki FIFA hakemin görüp değerlendirdiği bir eylemin disiplin kurulları tarafından tekrar değerlendirilmesine izin vermez. Dolayısıyla maç sırasında Aydınus Berlanda'nın eylemlerini değerlendirip sarı kart verdiği için hukuk müşavirliği Berlanda'yı sevk edememiş. Doğal olarak da ceza verilememiştir. Tamam işte. Berlanda'yı veremiyor. Dün Alpay Köse ne dedi? Hakemin görüp değerlendirdiği bir şeyi dedi. Ama şimdi burada diyor ki hakemin görüp değerlendirdiği bir eylemin cezasını kurullar veremez diyor. Hakem Rodriguez'i de Donk'u da gördü VAR incelemesi sonrası. Bu iki oyuncuya ceza bilmiyoruz verdi. Bilmiyoruz gördüğünü. Ya nasıl görmedi Gökhan? Yarım saat. Haluk bilmiyoruz. Sen de görmedin Donk'u. Ben diyorum ki yarım saat boyunca VAR hakemi inceledi 75. Haluk madde. Haluk Yürek'le burada tartıştık seninle. Tartışma yaşadık seninle. Sen de Donk'u görmedin. Tamam doğru. Belki hakem de VAR'daki görüntülerden sonra Donk'u ve Rodriguez'i görmemiş olabilir. Hakem raporuna yazmadıysa... Rodriguez'i görmemesi mümkün değil ya. 75. madde diyor ki Gökhan. Biliyorum ne dediğini ben. Sen de insanlara 75. söyle. Maddenin ikinci sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde resmi yayıncı kuruluş görüntüleri izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz içinde delil olarak kabul edilebilir. VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanamaz diyor. Yani diyor ki varsa diyor ve hakem bununla ilgili bir karar verdiyse uygulanamaz diyor. Var hakem de bunlarla ilgili bir karar vermedi. Vermediği için disiplin kurulu karar veriyor zaten. Ya, hakem raporunda olmadığı için disiplin kurulu görüntülere bakıp kararı veriyor. Tamam hakemler şöyle düşünmüş olamaz mı? Ben şimdi o tarafından bakıyorum. Rodriguez ve Donk'un yaptıklarının herhangi bir cezayı gerektirmediğine kanaat getirmiş olamazlar. İmkansız. Çünkü Donk'un da Rodriguez'in de yaptığı bir fiil var. Yani Donk uçarak geliyor. Belanda'nın da var. Ama Belanda'nınkini görüp cezalandırmış zaten. Sarı kartla cezalandırmış. Yani sırtına vurmasını görmüş ve ona sarı mı vermiş? Hayır. Genel yani. Onu görmemiş zaten. Bak ne diyor? Görüp değerlendirdiği. Tamam. Görmeyip değer. Şimdi altında da yazıyor. Belanda'nınkini görmemiş işte. Soldado'nun sırtına vurdu. Bak diyor ki Belanda'nın eylemlerini değerlendirip sarı kart verdiği için. Şimdi o görüntünün ben yayıncı kuruluşta olmadığını düşünüyorum. O Belanda'nın sırtına vurma görüntüsünün. Veya VAR kamerasında olmadığını düşünüyorum. VAR kamerasında olmayan bir görüntüyü de kalkıp değerlendirmesini beklemek mümkün değil. Dolayısıyla o Soldado ile arasındaki gerginliğe sarı kart verdiği için cezayı vermiş oldu. Ama Donk ve Rodriguez konusundaki görüntülerde görmemiş demek ki. Algılayamamış ve yazmamış. Peki. Yani o şimdi bir gündem yarattık ya dün gece sayende. Yani Alpay Köse ile beraber sen sayende bir araya geldiniz ve böyle bir sinerji yarattınız. Donk'la Rodriguez'in cezasının iptali söz konusu olabilir mi diye bir gündem yaratmaya çalıştınız. Bence olacak zaten. Olmayacak. Ya hukuk, bir hukukçu, avukat diyor ki, yani bu okumuş, yıllarca okumuş, bu konuda kendini geliştirmiş bir hukukçu diyor ki, Donk ve Rodriguez hukuk
kuruluna sevk edilemez. Bu hukuk dışıdır diyor. Ya bırak sevk edilmeyi, savcı ceza olması da... Savcı kim? O da hukuk. Tamam. Okumuş. Peki avukat kim? Onu savunan kişi yani. Tamam. Savcı niye var? Avukat yani niye var? Usulden bahsediyorum ben. Seninki söylediğin şey usul değil. Abi hukuk... Bak yani şimdi. Hukuk çok derin bir şey. Ben usulünden bahsediyorum. Neyin yani usulünden bahsediyorsun? Ben Avrupa IQ'su bir hukukçu ve usulen diyor ki Rodriguez ve Donka... Yorum yapıyor orada Avrupa IQ'su. Yorum yapmıyor. Gördü diyor. Görüp değerlendirmedi diyor. Ama görüp değerlendirmedi. Varı inceledi diyor 30 dakika. Abi varı inceledi. Belki orada görmedi. Sen de görmedin. Ben koştuğunu görüyorum. Vurduğunu görmüyorum. Ya koşmak fiil mi? Koşmak cezayı gerektirecek bir şey mi? Değil. Tamam, vurduğunu görmüyorsun. Sen ben gördüm, vurdu diyorum. Sen görmedi dedin. Fırat Hoca da tamam, görüntülere bakıp görmedi. Tamam. Rodriguez'e gel. Rodriguez'in bir hamlesi var. Ben görmedim mesela. Ben ya de Rodriguez'i görmedim. Rodriguez aldır olur koşuyor. Evet. Önce Jailson'un peşinden. Jailson'u yakalayamıyor. Barış'ı yani oradan verdi herhalde cezayı. Bilmiyorum nereden verdi. Detaylı açıklaması yok. Saldırı deyip geçiyor. Bu cezalar elbette tahkim aşaması var. Bu cezalarda ciddi bir indirim beklemiyorum. Terim'in cezası bir ihtimal 6 maça inebilir. Hasan Şaş'ın cezası değişmez. Futbolculardan Donk, Soldado ve Cahisa'nın cezaları bir maç eksilebilir diyor Deniz Çoban. Genel olarak cezaları nasıl değerlendiriyorsun? Gökhan Linç nasıl bakıyor cezalara? Ben cezaların sevklere oranla çok son derece nizami olduğunu düşünüyorum. Vicdani anlamda fikrim başka. Vicdani anlamda çok daha fazla ceza verselerdi. Hasan Şaş'ın lisansı iptal edilseydi. Fatih Hoca 17 maç, Hasan Şaş 18, Endia'ya 15, 13. Yanlarına bir koyup cezayı verselerdi bu benim vicdanımı birazcık rahatlatabilirdi. Bu rahatlatmadı mı bu vicdanını? Vicdanımı değil, bu sevkleri rahatlattı. Yani sevklerin karşılığında alınan çok adil, sevklere göre alınan adil kararlar olduğunu düşünüyorum. Ha, sevklere gelirsek sevklerde yapabileceğimiz çok eleştiri var. Ben Belanda'nın da sevk edilmesi gerektiğini, Serdar Aziz'in de sevk edilmesi gerektiğini, Harun'un da Fenerbahçe'de sevk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Harun sevk edilmiş olsaydı alacağı cezanın da en az 3 maçtan aşağı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bambaşka bir gündemi olacaktı. Volkan'ı belki de affedecekti gibi şeyleri beraberinde getirecekti. Ben cezaların genel anlamda sevklere oranla son derece adil olduğunu ama kamu vicdanını rahatlatmaya yetmediğini, en azından benim vicdanımı rahatlatmaya Gökhan, yetmediğini düşünüyorum. Gökhan ne yapacaklar? Yani bu adamlar adam mı öldürdüler abi? Fatih Hoca 7 maç almış, kamuoyunun vicdanı rahatlamıyor diyorsun. Benim vicdanım rahatlamıyor abi. 10 maç ceza vereceksin. 35 tane mi maç alır sezon? 10 maç, 10 maç kapat abi ne olur. Tarihi bir fırsat vardı elinde. Bundan daha tarihi bir ceza nerede gördün sen? Ben mesela Fatih Hoca'nın bu sayıda ceza aldığını gördüm. Hani bu değilse de bir altında ceza aldığını 8 gördüm. 8 aldı galiba. Hasan Şaş'ın... 8 aldı da o eylemle bu eylemi ben şimdi yan yana koyduğum zaman orada hakeme hakaret var, kameraları tekmeliyor, ona vuruyor, öbürünü itiyor filan. Yani tam bir laf vardır ya yani raydan çıkar ya insan. O pozisyonda 8 maç aldı Fatih Hoca. Ve onun da zaten bir kısmı ertelendi falan işte, öyle bir durum bu, oldu. Bu cezada Fatih Hoca'yı birazcık dışarıda tutabiliriz. Sağ içerisinde o kavgaya karışanlar adına söyleyeyim. Hemen hemen hepsinin daha fazla ceza almasını. Fatih Hoca yani şimdi çok normal yani tabii ki normal değil de. Maç sonu açıklamalarından dolayı eğer 4 maç ceza verildiyse maç Fatih sonunda ne demişti bir varsa hemen internet sitelerinden birinde verin. Çok fazla ya. Verin abi de görsün ne dediğini hocanın. Unutmuş demek ki belli ki. Belli ki unutmuş yani. Bak evet çok güzel altyazı yazmışsınız. Tebrik ediyorum. Sevklere göre adil. Ama kamu vicdanını rahatlatacağını düşünmüyorum. Senin vicdanını rahatlatmadı. Beni rahatlatmadı. Ben Hasan Şaş'a daha yüksek ceza. Jailson'a daha yüksek. Mesela Jailson'a var ya Jailson'a. Yani mesela yeniden gündem yaratacak bir ceza bekliyordum mesela. Çünkü abi olay şu bak. Şimdi ikili mücadele yaparsın futbolcular. Tamam mı? İkili mücadele kayarsın. Birisinin canı çok acır. Kalkar vurur. Ondan sonra o kalkar ona vurur. Bu son derece normal. Ama kardeşim senin hiç alakan yok. Pozisyonla alakan yokken geliyorsun laps diye adama tokat atıyorsun ya. Mesela Fatih Akgel vardı. Dünyanın yani Türk futbol tarihine gelmiş en rezil hareketi yapmıştır mesela. İbrahim Üzülmez'e yerdeyken ayağıyla sırtına bilerek isteyerek iki kere basmıştır Emre mesela. Emre Aşık bastı. Pepe Real Madrid Barcelona maçında Lugano ısırdı galiba bastı. Değil mi? Mesela onlar yani bu insanları sen neler zamanında sen çok mesela Fatih Hoca ile de ilgili 85 yılında mı ne bir şeyler söylüyorlar. 85 yılında hakeme tükürmüş, sahadan çıkmamış, polis çıkartmış falan. O dönem futboldan uzaklaştırılsaydı belki işte medet umuyorlar. Yani o zaman uzak
uzaklaştırılsaydı. İyi ki uzaklaştırılmamış abi. Yoksa bu ülke nereden görecek UEFA Kupası'nı yani? UEFA Kupası'nı, Avrupa Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nda. Yani, anladın tabii. mı? Neler gördü ya? Yani işte demek ki çok da doğru değil yani. Belki Hasan Şaş da yarın öbür gün çok büyük bir teknik direktör olacak. Çok büyük başarıyla imza atacak. Abi bu kafayla zor değil işte ya. Bazen insan kontrolünü kaybedebiliyor. Yani onlar da yaptığı hatanın farkında. Ben mesela özür diledi. Hürriyet gazetesinde bir arkadaşa vermişti. Kime vermişti röportajı? Ali Naci Küçük. Ali Naci'ye... Röportaj da değil. Bir haberdi o. Ya şey tamam peki. O zaman şöyle söyleyelim. Galatasaray kulübünün ve Hasan Şaş'ın Hürriyet'e servis ettiği haber. Yani sonrası bakalım ne demiş Fatih Hoca. Hatırlayalım. Galatasaray Fenerbahçe maçı bir saat boyunca daha ne kadar centilmence, ne kadar futbol dolu geçebilir? Berbat ettin maçı ya. Olan bütün hadiselerin sebebi hakemler. Hepsi onların kabahati. Herkesi tahrik eden de o, yanlış kararlarıyla herkesi çileden çıkaran da o. Bu kadar mı? Ha. Fırat Aydınus'un eğer utanması varsa iyi seyreder. 8 kişi taçı göremiyorlar. En ufak detayları göremiyor. Abi bir dakika dur. Durdurabiliyor muyuz? Ne var abi bunda? Yani ceza gerektirir de 4 maç ceza utanması devam varsa. Devam et, devam et. En ufak detayları göremeyeceksin. Orada ne işiniz var? Hakemlik bu kadar kolay mıdır? Bundan sonra her maçtan sonra hakem konuşacağım. Karar verdim. İyiyi de kötüyü de konuşacağım. Devamı var mı? Var. Benim camiamın, kulübümün hakkını kimse yiyemez. Hakkımı helal etmiyorum. İki takımın futbolcularına da söyleyecek hiçbir şey yok. Çok iyi oynadılar. Fırat tek başına arkadaşlarıyla beraber, Yusuf Damoğlu ile beraber, daha da üstleriyle beraber dur. Maçı biraz bu hale getirdiler. Biraz daha yukarı, biraz daha yukarı, birazcık tamam dur. Fırat tek başına arkadaşlarıyla beraber, Yusuf Damoğlu ile beraber, daha da üstleriyle beraber maçı bu hale getirdiler. Kılıçtan geçirmiş herkesi. Tamam, burada hakaret var mı? Ya ben şu bu başka açıklaması var mı? Arkadaşlar. Yokancığım bir saniye. Bu kadar. Yani bu Fatih Hoca'nın bu söylediklerinin karşılığı 4 maç olur. Utanması mu? Varsa. Tamam, Fırat'a diyor utanması varsa diyor. Söyle yani, tamam oradan bir maç ver. Akar utanmaz et. Diyor yani. Utanması varsa diyor. Utanması varsa dediği utanmaz şeyi değil. Yapmıyorsa tamam, utanmaz. Yokancığım yani eğer öyleyse yani bir sürü şeyi var yani ne kastettiğiyle ne söylediği arasında. Şimdi, başka şeyler var yani. Hukuken başka şeyler var. Yani şimdi Fatih Hoca solda adaya itti kalktı. Tamam, buradan ceza verirsin anlarım. Hakeme gitti şahsına direkt yüzüne hakaret etti, tehdit etti. Ya sen ya ben dedi. Oradan veriyorsan anlarım. Ama eğer Deniz Çoban'ın yazdığı doğruysa onun üzerinden yürüyorum. Onun üzerinden yürüme abi. Nereden bilecek Deniz Çoban raporu be abi? Biz de bilmiyoruz raporu. Bilmiyoruz işte, biz sadece elimizdeki donelerle konuşuyoruz. Sevkleri neyse ona göre konuşuyoruz. Dolayısıyla sevklere göre verilen kararların doğru olduğunu söylüyorum. Yani incığına cıncığına detayını bilmeden diyor rapor ki, onu biliyorsa hakaret, raporu da yayınlasın abi. Maç sonu açıklamalar nedeniyle sevk edilmişti Terim'e, hakemi tehditten dolayı ceza verilmedi. Yani hakemi tehdit, yani diyor ki hakemi tehdit ne? Maç içinde, maç biter bitmez sahaya giriyor, diyor ki ya sen gideceksin ya ben kardeşim diyor ya mesela hoca. Mesela Deniz Hoca da onu yazmış mesela. Yani bu bir tehdit değil mi abi? Tehditten ceza verilmemiş mi oluyor? Ya abi, sen şimdi Deniz Çoban'ın yazdığı haber üzerinden yorum yapıyorsun. Yani bilmiyorum. Ben hayır, gazete programı yapıyoruz ya. Mecburen onun üzerinden yorum yapacağım yani. Ben yani Deniz Hoca'nın yazdığının doğruluğunu, bak başka bir şey söylüyorum. Verdiği haberin yorumun değil de verdiği haberin doğruluğunu tartışırım abi. Abi ben çünkü hakemin hakemken verdiği kararları tartıştığımız bir adamdan bahsediyoruz Fatih zaten. Fatih Hoca yani. Niye 7 maç aldığı derdinde değilim. Ama eğer oradasın abi. Değil, sen de var ya tam Ahmet Çakar ya. Yani bir şey söylüyorsun, öyle söylemek istemedim diyorsun. Ya söylüyorsun kardeşim. Ben öyle söylemek 7... istemedim falan demedim ya. Fatih Hoca'nın aldığı 7 maç sonuna kadar hakkıdır. Ama ben sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki bu maç sonu açıklamasından dolayı 4 maç ceza fazla diyorum. Yani bence vereceksen 7 maçı, maç sonunda gidiyor ya hakeme, bilmem ne yaptın maçı diyor. Evet. Oradan ver. Oradan veriyorlar işte. Ama öyle demiyor. Artı maç sonu açıklamalarından veriyorlar işte. Abi 3 artı 4 diyor bu. Yani 3 saha içinde olaylar, 4 bu açıklama diyor. Eğer bu açıklamadan dolayı 4 maç ceza verildiyse fazla diyorum ben. Bu açıklama 4 maç ceza değil. Neler gördü bu gözler Gökhan? Ne gördü? Neler gördü? Ne gördü? Anlat. Neler gördü? O neler? Bozulan gözlerin, uzağa yakını artık göremez gözlerin değil, ne gördü? Hiç uzağa değil, yakını göremiyorum. Tamam, yaşlılık alameti. Kimlik. Fotomaç ceza manşetine de bir bakalım. Onur'dan rica edelim. Ders alın artık. Sabah gazetesini ve Fotomaç gazetesini tebrik ediyorum. Sabahta da ders olsun başlığı var. Gerçekten bizim insanları bu şekilde yönlendirmemiz lazım. Şu şekilde yapmamamız lazım. Hocaya da bu kadar maç ceza verilir mi? Mesela.
mesela Jason adam mı öldürdü? Soldado sniper'la adam mı vurdu? Falan Belhanda gibi. Niye yok abi burada? Bunu söyle ama şu bunu anki verilen tabii. Şu verilen efendim? Bunu söyleyeyim Belhanda. Harun niye yok? Onu da söyle. Allah aşkına şimdi buradan bana vurmaya çalışma. Saçmalama yani. Gerçekten saçmalama yani. Hani bu hedef gösteremezsin. Bak. Niye işin benim en iyi yaptığım şey. En iyi yaptığın şey de bu şekilde yemez yani. Şimdi ders alsın artık lafı çok önemli. Neden biliyor musun? Biz mesela şeye alıştık Haluk. İşte yok efendim Soldado 8 maç mı? Tamam bunları hocaları söylesin abi ama biz gazete manşetlerinde bunu vermeyelim. Gazete haberlerinde manşeti atarken biz böyle manşetler atalım abi. Ders alın artık. Yetersiniz. Lanet olsun. Çekin gidin artık. Pis ellerinizi çekin futbolun üzerinden falan gibi üretken manşetler bulalım. Aynen ya. Jason diye bir adam Brezilya'dan geldi abi. Derbi oynanıyor. İnanılır gibi değil. Koskoca ya. Derbiyi amatör küme maçlarına çevirdi Jason. Tokat atıyor rakibine. Jason'un menajeri de Türkiye'deki menajeri de bıraktı onu biliyorsun. Bıraktı. Abi Fenerbahçe ne ceza verecek mesela? Bu değil zaten. Benzia'yı bıraktı pardon. Jason'a ne ceza verecek Fenerbahçe? Oradayım işte ben. Bir sonraki adım oydu. Ama abi şimdi Jason, Galatasaray taraftar yönetimi... ne diyor biliyor musun Jason için? Öyle demiyor. Taraftar demiyor. Yapma diyor, ya. Diyor diyor. Belhanda top... Jason'un ilk kırmızı kartı Türkiye'de. Adamı daha önce hiçbir kırmızı kartı yok. Ya hey, ne noktaya getirmişiz adamı yani? Ve kim getirmiş abi? Abi taraftar diyor ki Belhanda çoktan hak etmişti o tokatı diyor ya. Joseph taraftar diyor ki Joseph. Demiyor. Joseph diyor be abiciğim. Tamam abi. Taraftar demiyor. Joseph diyor diyorum. Joseph öyle söyleyince bravo. Joseph diyen, alkışlayan insanları ne yapacağız? Ya o da onu diyor ne işte. Ne yapacağız biliyor musun? Eğiteceğiz. Nasıl eğiteceğiz? Çocuktan daha ya mesele... ağaç yaşken eğitilir, eğilir. Tamam, bu mesele... Ağaç yaşken eğiteceksin, spor kültürünü vereceksin, aşılayacaksın. Sporun sadece bir spor olduğunu, happy topu 3 puan birisinin, Fatih Hocam birisi seni yenebilir. Ya zaten 5 senedir yenemiyorsun içeride. Yani berabere kalabilirsin hocam. Sinir de yapabilirsin. Yanlış yaptığın şeyleri görüp sinir de yapabilirsin. Karşılığını alırsın. Cezayı çekersin. Bunu çekersin hocam. Zaten biliyor canım. O da kendisinin bilmez olur mu abi? Biliyor. Cin gibi. Bilmez olur mu? Cin gibi hoca. Bilmez mi onun kaç maç geleceğini? Hatta hoca diyor ya mesela ayar verdiklerini bilirim. Şimdi de diyorum ki ben de şimdi tahkime kim ayar verecek? Şimdi bu maç düşecek. 7 maçtan. 7 maç 6 maça belki. Düşer. Nereden biliyorsun? 6 maça düşer. Elin ayağın alışsın hocam hoş geldin. 5'e bile düşer diyor. 5'e bile düşer. Oradan da öteki taraftan da bir 3'ü yapıştırırlar 8 maç olur. Yani 7'ye bağlarlar işte. Yani 7 8 bir şey o bağlarlar yani. Hani ben 8 tamam, ben bağlarlar yaklaşımı bile o kadar kötü ki işte. Onu anlatıyor. Ama hoca bunu söylüyor. 7 ise 7 abi o zaman. Hani hoca bunu söylüyor. Koskoca Fatih Terim. Ya koskoca Fatih Terim UEFA kupasını kazandırmışsın. İmparator denmiş. Fiorentina'yı çalıştırmışsın. Yetmemiş. Oradan seni Milan istemiş. Milan'a gitmişsin. Kalkıyorsun diyorsun ki Fırat Aydınus'a sen bu maçın bilmem neresinde bilmem ne yaptın. Abi, ya insan... uğraşmam biliyor musun? Bak, eğer... bak bana birisi bak şurada 3 kişisiniz tamam mı? 3, 4, 5 kişisiniz bak. 5'inizden birisi bana imparator dese var ya bir daha mesela sana selam vermeyebilirim biliyor musun? Ertesi gün sana selam vermeyebilirim abi. Abi bütün ülke sana imparator diyor ya. Bütün ülke sana imparator diyor. Saçım var şöyle düzelteyim de. Bütün ülke sana imparator diyor. Sen kalkmışsın Fırat Aydın'ın soruşu. Uğraşma abi. Uğraşma çek bırak kebapçı basıyorsun. Hiç gerek yok ya. Gerek yok hocam. Vallahi gerek yok ya. Ya senin ayarınla oynuyorlar. Buradaki mesele ne? Senin ayarınla oynuyorlar ve senin ayarınla oynayan insanların oyununa geliyorsun. Buradaki mesele ne biliyor musun? Bizim Merkez Hakem Kurulumuz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulumuz, Hukuk Kurulumuz, Tahkim Kurulumuz bugüne kadar o kadar çok eyyam yaptı ki. Bak ama bu Caner'e 6 maç ceza verildi. 6 maç. Dedik ki o gün alkışladık. Helal olsun. Hakeme sen böyle küfür edemezsin. Kimsin sen? Bu milat olsun. Bundan sonra herkes bunu yapsın dedik. Bir daha ceza verilmedi. Bir daha hiçbir yerde görmedik. Eğer Şenol Hoca Kayer'in burasına yapıştı ya böyle. İtti kalktı. Derecesini bilmem. O gün Şenol Hoca'ya 4 maç 5 maç ceza verseydin. Bu Şenol Hoca, olmayacak mıydı? Şenol Hoca hakeme bütün Türkiye'nin milyonlarca insanın izlediği bir ortamda küfretti ya. Orada bir maç yerine 5 maç verseydin. Ya da Caner'e verdiğin gibi 6 maç ceza verseydin. O zaman kimse Fatih Terim'in 7 maçını, Hasan Şaş'ın 8'ini, Jason'un 8'ini sorgulamıyordu. Burada mesele ne biliyor musun? Herkes kendi renginden bakıyor. Galatasaray taraftar diyor ki ya kardeşim sen diyor Şenol Güneş'e vermedin 5 maç. Niye Fatih Hoca'ya veriyorsun diyor. Ve Fenerbahçe taraftar diyor ki ne 7 maç mı? 17 maç olması lazım Fatih Terim'in diyor.
Öbür taraftan diyor ki... 17 deme, yani, Fenerbahçe taraftarı deme. Ben 17 dedim. Hayır, Fenerbahçe taraftarı gibi oluyorum Fenerbahçe ondan sonra. Fenerbahçe teknik direktör diyor ki Soldado ne yaptı arkadaş diyor 6 maçı. Adam mı öldürdü diyor. Soldado 6 maçsa Belhanda nerede diyor. Onun bu arada Jason'u çok savunan yok. Yani biraz orada bir dengeyi sağlamak lazım. Şükür. Ama gelelim şuraya. Bir gün biz ne zaman adam oluruz biliyor musun? Fatih Terim'e verilen 7 maç var ya. Galatasaray taraftar diyecek ki haklı abi 7 maç. Fenerbahçe taraftar diyecek ki Soldado bak MHK'ye, TFF'nin hukuk kuruluna, PFDK'ya, tahkime önce kızmadığımız gün adam olacağız. Önce Jason'a kızacağız abi. Sen kimsin kardeşim? Sana Fenerbahçe 4,5 milyon euro para vermiş. 8 maç ceza almaya hakkın var mı senin? Yok. Hasan Şaş, sen kimsin? Hasan Şaş, 8 maçlık Galatasaray'ı zor durumda bırakıyorsun. Ey Donk, NDI'ye sen kiralık geldin, adama kafa atıyorsun 5 maç. Ya ben sana kiralık sözleşme imzalamışım, 34 maç, zaten bir tane daha önce gördün kırmızı kart. Bir de 2-3 maç sakat, 20 maç için mi verdim ben sana? Ya bunu kimse sorgulamıyor abi. Galatasaray taraftarı şunu demiyor mesela. Ya NDI'ye sen manyak mısın kardeşim, gidiyorsun adama kafa atıyorsun? Demiyor mesela. Ama diyor ki ey TFF, NDI'ye 5 maç ceza verdin, yazıklar olsun. Kardeşim kafa attı adam, ne yapacaktı? Ne yapacak yani adam? Bak buradaki listedeki herkese salladın, ateş ettin de bir kişiye etmedin. Kime? Sence? Fatih Hoca'ya mı? Nasıl biliyor kendisini ama? Hayır Fatih ya Hoca, bir... daha ne söyleyeyim ya? Sen ne şimdi... söylemedi ki Fatih Hoca'ya hiçbir şey? Nasıl söyledim ya? Bir önceki cümlede söyledim ya. Hani dedin ya Hasan Şaş, hey sen kimsin? Mesela Fatih Hoca'ya ne diyeceksin? Abi Fatih, abi sen kişileri bak, burada Donk'a da bir şey söylemedim. Sırası Rodriguez'e, gelmedi uzamasın diye Rodriguez'e söyledim. Rodriguez'e de söylemedin. Fatih yani, Terim'e de bir buradaki, şey söylesene. Abi şunu söyle. Fatih Terim'in aldığı cezayı hak ettiğini düşünüyor musun? Eğer bundan sonra standartlı olacaksa hak etti. Hak et, bak. Abi bak Allah anlamıyor musun? Az önceki sen? Cümlede sen hak ettiğini söylemiştin. Ondan abi, bir önceki cümlede cezanın fazla olduğunu söylemiştin. Şimdi hak ediyor. Bir dakika abi, böyle dersen olmuyor. Bir önceki cümlede hak ettiğini düşünüyorum. Ama eğer Fatih Hoca'ya 7 maçın 4'ü maç sonu açıklamalarından dolayı verilmişse fazla diyorum. Ama şunu söylüyorum. Diyorum ki hani gidiyor ya hakeme. Neyden verildiğinin önemi yok Haluk. Ben abicim, başka bir şeyden neyden bahsediyorum. Neyden verildiğinin önemi Fatih Hoca'nın, ya bir sakin abi. Fatih Hoca'nın, sakin ol. Bugün bir gerginsin, sakin ol. Değilim gergin ya, niye gergin oldum? Gerginsin. Son derece keyfim yerinde. Hatta Losing My Religion istedin, ona bile. Kahveyi içince kendime geldim. Yok, enerji verdi galiba kafein. Fatih Hoca'nın neyden... Kahve soğumuş yalnız. Neyden İçme sevk yani. Edildiğinin... Ben soğuk severim, frappe gibi. Türk kahvesini de soğuk içerim. Fatih Hoca'nın neyden sevk edildiğinin önemi yok derken şunu söyleme. Bırak abi, Fatih Hoca'nın yaptığı şeyin karşılığı 7 maç cezayı hak ediyor mu? Hak ediyor. Ondan, tamam. Onu söyle. Aynı şey, benzer bir yaklaşımla yapsana Fatih Hoca'ya. Ama Hoca diyorum ya. Ama. Benzer mesela. Ey Hasan Şaş! Ey TFF! Ey bilmem ne! Diyordun ya mesela. Benzerinde bekliyorum ben. Ne diyeceğim Fatih Hoca'ya? Ey Fatih Hoca! Bu kulüp sana... Daha ne diyeyim? 3 gündür Fatih Hoca'ya neler dedin zaten ya. Sen benim Fatih Hoca'ya ilgili söylediklerimden tatmin olmadın galiba. Ben tatmin. Ne yapayım abi, küfür mü edeyim yani? Estağfurullah, ne demek ya? Ne diyeyim ki daha? Ben Fatih Hoca'yı eleştirdiğini duymadım da. Eleştirdiğimi duymadın. Enteresan bir insansın. Kendime, ayrıca kendime böyle, yancı arıyorum. Yancı. Sen böyle gaza getirip Fatih Hoca eleştirisi yaptıramazsın bana. Fatih Hoca'yı da eleştiriyorum. Fatih Hoca'nın daha sakin olması lazım. Yani bir bakıyorum ben, ceza kuruluna sevk edenlerin hepsi Fatih Hoca'nın arkasında bulunan ekip. Fahri Yılmaz, Hande Sümertaş, Hasan Şaş. Şükrü'ye ceza Şükrü geldi yok. Mi? Yok. Şükrü'ye ceza gelmediyse... Şükrü Hanedar'a ceza gelmediyse Şükrü'ye cezayı Fatih Hoca keser. Yani abi işin tabii biraz mavrasına dönüyoruz da artık bu işlerde bir standardımızı oluşturmamız lazım. Bence hani bu standartlara çok uygun. Hep şuna isyan ediyoruz ya. Sen İnşallah de devam eder. Bir futbol sever olarak şuna isyan ediyorsun ki. Yani taraftar da ona isyan ediyor. X, Y, Z takım ayırmadan söylüyorum. Bir hafta önce bir pozisyona penaltı veriyor bir hakem. Bir hafta sonra aynı pozisyona penaltı vermiyor mesela. Aynı hakem de vermiyor mesela aynı bazen. Aynı hakem de vermiyor. Yani ya bazen aynı hakem bile bakıyor, vermiyor. Var bakıyor, ona penaltı vermiş, var buna vermiyor. Ama insanlar da buna isyan ediyor. İnsanlar şimdi diyor ki Fatih Terim'e 7 maç ceza vermişsin. Kimse zaten onu eleştirmiyor. Fatih Terim niye 7 maç ceza aldın demiyor Galatasaray taraftarı. Niye verdin diyor. Ama ne oluyor? Şenol Güneş'e niye vermedin diyor. Ay yani insanların eline koz veriyorsun. Ve ne oluyor biliyor musun? Keskin, böyle keskin çizgilerle iyice ayrılıyoruz. Mevzumuz bu. Yani bu da son derece can sıkıcı. Ha ders alın artık. İnşallah ders alırsınız.
Bence çok güzel manşet. Hiç kimse de ders almaz yalnız. Söyleyeyim sana da. Yani şimdi Fatih Hoca yıllarca bekliyor. Yıllarca biz neler gördü? Bu gözler neler gördü Gökhan? Kimsenin de ders aldığını görmedim ben. Ders almadım, ders veririm diyen bir zihniyet var zaten. Ayla, Fatih Hoca için söylemiyorum. Genel anlamda. Herkes de futbolu... Fatih Hoca için söylemiyorum deyip Fatih Hoca'nın lafını söylüyorsun. Ders almam, ders veririm. İşte mesela o zihniyetin bütün futbolun paydaşlarına sirayet ettiğini düşünüyorum. Ya hiç kimse ders almıyor. Bundan kulüp yöneticisi de ders almıyor. Bundan taraftar da ders almıyor. Bundan futbolcu da, antrenör de ders almıyor. Böyle bir şeyimiz yok. Yok çünkü almıyoruz. Bizim öyle bir kültürümüz yok yani. Hani ceza bir daha yapmayayım yok. Adam hapisten afla çıkıyor mesela. Aynı suçu çıktıktan 3 gün sonra bir daha işliyor mesela. Anladın mı? Böyle bir durumumuz var bizim yani. Derbinin faturası 43 maç. Toplam. Sen de dün gece yayında toplamıştın bunları. Terim 7. İşte o hepsini toplamışlar. Toplamda 202.450.000 TL para cezası. Para cezası az mesela bu tabloya göre. Yani 43 maç ceza verdi. Fatih Hoca 7 maç, Hasan Şaş 8, Cahiz 18, Soldado 6, Donk 6 filan. Bakıyorsun para abi, cezası 202.000 lira. Az para mı ya? 2 milyon euro filan olması lazım. 10 milyon TL filan olması lazım. Çünkü abi vereceksin sen Cahizon Efendi'ye vereceksin abi 500 bin euro ceza vereceksin şunu yaptığı için. Eğer ya, hukuka uygunsa tabii söylediğim şimdi, şey. Şimdi mesela Türkiye Futbol Federasyonu oyunculara, mesela ben Trabzon'dayken 10 bin TL para cezasına çarptırılmıştım PFDK tarafından. Parayı da kendi maaşımdan tık 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 kestirerek vermiştim. Kıyamam. Ne, kıyamazsın niye? Sayın yaptık Başkan bir... demedi mi ben ödeyeyim diye? Hiç öyle bir şey demedi. Demez kulüp de. Öde, yani ben ödeyeyim derken. Yani. Demez kulüp... de zaten öyle bir fırsat da vermedim. Benden önce de insanlar söylemişler zaten Gökhan. Yani ben söyledim. Şimdi bak dedim, gelecekler sana diyecekler ki Gökhan kendi parasından versin. Kendi maaşından versin. Zaten kabahat benim kabahatim. Zaten ben vereceğim. Kimseye de fırsat vermem ben böyle dedim. Kendi kabahatim neyse, cezası neyse cezası ben parasını neyse veririm. Öderim dedim. Ödedik. Yani. Verdim parasını asla. Evet gibi. Yanlış yaptım. Hata yaptım. Cezasını da karşılığında ödedim parasal anlamda. Keşke 50 bin lira verselermiş. Bana mı? Daha da zorlansaydım. Bana mı? Ya herkese toplantıya işte. Toplantıya 5 dakika kaldı, geç kaldım. Haluk yaptığım ceza da bu. Versin. Sana vermemiş. Ya yani kötü ceza vermiş. Bu ey profesör futbol disiplin kurulu. 5 dakika geç kaldım. Gökhan Dinç'in 10 bin lirasından ne istediniz? 5 dakika geç kaldım yani. Yanlış anlama. Toplantıya 5 dakika geç kaldım. Abi orada rica etseydin abi idare. Abi de bilmiyorum ya. 10 bin lira falan. Yok yazmayacağım dedi bir de. Öyle mi? Haysiyetli, şerefli Türk düşünürleri, yani Türk şeyleri, temsilcileri. İşte bak başına gelince haysiyetli bilmem ne falan. Ya neler gördük biz ya. Bizi tehdit değilse. Sonuç itibariyle para cezası. Mesela federasyonun 500 bin TL ceza kesmesi mümkünse, hukuk, yani mümkün olmalı mesela. Çünkü kulüpler kesmiyor baba. Mesela Burak'a 500 bin TL ceza, yalan. Yalan be abi. Yalan. 500 bin TL'yi alamazsın yani. Ben burada yalan söylüyorlar, yalancılar demiyorum ama yapılan acı, onu kesemezsin. Reklama gitmeden hızlı hızlı gazete manşetlerini verelim. Çünkü detaylar hep aynı. Onları da böyle bir üzerlerinden geçelim. Derbiye rekor ceza. İşte 43 maç. Hürriyet de 43 maç üzerinden görmüş. Mustafa Cengiz'e ceza çıkmadı. Tahkim bugün ceza için toplanabilir. Yani çünkü cumartesi Galatasaray'ın maçı var. Donk ve Rodriguez'in cezası kalkarsa, tahkim kaldırırsa onlar belki Kayseri'de oynayabilirler. Bir sonraki gazete manşetine bakalım. Tokat gibi fatura. Tokat attı ya, tokat aynen. Gibi fatura. Çok acayip ya. Sen bundan tatmin olmadın. Ders olsun. Güzel Sabah gazetesi. Bak ben Erman Hoca gibi düşünüyorum. Bu cezalar bak. Fazla sakın demeyin. Evet fazla sakın demeyin abi. Sakın deme. Çünkü neden biliyor musun? Fazla dersen daha da kötüsü olur. Fazla deme. Yetmez de. Daha fazlasını bekliyordum. De ki hani korksunlar. Lan bir tane daha yaparsak acaba falan yani, anladın mı? Standart olsun, standart. Hakemlerin şey PFDK'nın verdiği ceza sevklere göre standart. Sevkler ne diyorsa onu veriyor. Şenol Güneş'in sevki başkaydı. Başka maddeye soktular. Oradan ceza verdiler. Onu o zaman tartıştık abi. Tartıştık o ama zaman işte da standarttan onu. Kastım o Gökhan'cığım. Onu o zaman da söyledik canım kardeşim. Şimdi reklam saati, bir reklama pası at. Biz de kahvelerimizi yenileyelim, olur mu? Yönetmen hem yönetmen hem saate baktım, saati gördüm. Saatte seni gördüm. Reklam. Hocam.